Değerli dostlar, değerli takipçilerim, beni tanıyan veya tanımayan herkese 10 Mayıs 2020 tarihinden gece 01:06'dan merhaba diyerek sizleri saygıyla, sevgiyle karşılamak istiyorum. Bütün anneleri, bütün anne adaylarını ve bütün evlatları. Bu videomda internet bağlantısı olmayan, özellikle annelerinize, babalarınıza, büyük annelerinize hitap etmek istiyorum. Onlara seyretmenizi diliyorum veya onların bir şekilde benim videoma YouTube kanalıyla ulaşacaklarını düşünüyorum. Türkiye Ajansı'nda bugüne özel yazdığım yazıyı bu sefer bir farklılık getirerek kendi ses tonumla sizlere okuma imkanı olmayanlara ithaf edecek şekilde müsaade ederseniz okumak istiyorum. İmkansıza Sesleniş yazımın ismi. Duygularım bu yönde gelişti. O yüzden de bu hissiyatla bu sefer bu ismi verdim yazıma. Bugüne özel bir saygı, özel bir sevgi, özel bir ilgi, özel bir itina ile seslenmek istiyorum. Ve her birinize ayrı ayrı ve hem sizleri dünyaya getiren annelere en duygu yüklü ruhumla saygılarımı sunmak ve hem de sizleri en saf hislerle selamlamak istiyorum sözlerime başlamadan önce. Buradan da selamlamış olayım. Bugün adeta teori dolu bir gün olacak yine. Yin ve Yang teorisi gibi, karanlık ve aydınlık gibi, negatif ve pozitif gibi, su ve ateş gibi, karanlık ve aydınlık gibi, cennet ve cehennem gibi. İsterseniz biz cennet ile başlayalım günün manasına özel. Malumunuz, cennet anaların ayakları altındadır. Bu cümle hepimizin kalbine yer etmiş durumda. Ve hemen hemen hepimiz bu cümleyi duyduk. Annemiz yaşıyorsa bu cümleyi göğsümüzü gere gere okuruz, sarf ederiz ve defalarca güler yüzle tekrarlayabiliriz. Peki ya tersi söz konusuysa? Ya içi yanan insanlar varsa? Üstelik de Covid-19 nedeniyle mezarlıklara da gidemeyeceğimiz bu günde. Peki o zaman ne yapacağız, ne yapacaklar? Bu konuda sanmayın ki sadece annesi vefat edenlere sesleniyorum. Aslında kendime de seslenmek istiyorum. Aslında kendime de seslenmek istiyorum treni kaçıran birisi olarak. Trene zamanında binmiş olsaydım. Veya hayat bu bölümden beni sınava almamış olsaydı, belki bugün benim de anneler günümü kutlayacak bir evladım, yüreğimin çarpacağı eve gelene kadar kalbimin titreyeceği, camda bekleyeceğim bir oğlum veya erkek arkadaşı acaba baştan çıkartacak mı diye tir tir titreyerek kapının çalmasını bekleyeceğim bir kızım olabilirdi. Bu nedenle annesini toprağa koymuş olanların bugün çok da üzülmemelerini rica ediyorum. Çünkü hayatta olup hiç o sevgiyi tatmamış olan insanlar var aramızda, tıpkı benim gibi. Tek ayrılıp yaşayıp göçenlere ait de değil bu sözler. Hiç dünyada yaşanmayan duygularda bazen çok acı yüklü olabiliyor. Hani demek istediğim o ki
Hayatta en büyük güzellikler hep artı kısımda olacak zannetmeyiniz. Çünkü tıp söz konusu olduğundan bir tahlilin negatif çıkması olumlu, pozitif çıkması olumsuz bir netice ile sonuçlanmaktadır. Aslında bu noktada Yin ve Yang teorisi, yani felsefesi kapsamında olayı değerlendirmek, sizlere aktarmak belki de daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bu teoriye göre artı ve eksiler her zaman birbirini tamamlar. Başka bir deyişle, tek bir olay veya kişi üzerinde artı ve eksi durumlar vuku bulurlar. Bazı kişiler ve olaylarda artılar ağır basarken bazılarında eksiler ağır basacaktır. Ama ana tekil olayda burada bahsedilen bir terazi vardır ve her zaman dengede kalmaya odaklanmak üzere bu terazi programlanmıştır. Bu vesileyle annelerimiz hayatta olsalar da bir gün gelecek bu dünyadan göçüp gidecekler ve bir gün gelecek biz de onların bulunduğu mekanlara göç ederek orada buluşacağız. Bu göç zamanını beklemeye odaklanarak üzüntülerimizi bertaraf etmeye, büyük bir soğukkanlılık ile yaşamaya odaklanmak, imkansız olan karanlık bir noktayı aydınlık bir dönüştürmeye çabalamak onlara verebileceğimiz en güzel hediye olacaktır diye düşünüyorum. Başka bir deyişle, iyi ve kötüyü birbirinden keskin çizgiler ile ayıran bir kavram varsa da bu kişiye ve olaya göre değişecektir demek istiyorum. Size düşen aradaki çizgilere saplanarak imkansızlıklara üzülmeniz ve imkansızlıklara gömülüp karanlık noktadan gizlice seyretmeniz olmamalıdır. Yerinizde olsam bugün anneme yaşayabileceği en güzel günü yaşatırdım. Ne mi yapardım? İmkanlarım doğrultusunda bir hediye alırdım. Öyle bir hediye ki almak da nasip oldu zaten çünkü bana. Ama bu son mudur bilmem. Bir gün gelecek belki de o benden önce veya ben ondan önce göçeceğim. Ve alacağım hediyenin birbirimizin hayatında hayal, diğerimizin hayatında ise fotoğraf ve ana hediyesi olarak kalacağını biliyorum. Öyle ki o gün geldiğinde bu hediyelerin hayatta kalan tarafından onun ruhunu kalbimizde yaşatmaya başlayacağınız günlerde bir sembolünüz olacağını sakın ola ki unutmayınız. Diğer tarafta siz şu sıralar kapitalist sisteme destek olmamak adına para harcayamayacağınız bir mektup, bir mesaj, bir şiir de yazabilir ve hatta kalıcı olabilecek bir video da doldurabilirsiniz tıpkı şu an benim yaptığım gibi. Sonuçta unutmamanız gereken bir konu var. O da artı ve eksilerin elbet bir gün tek bir kanalda buluşma olasılığıdır. Bu nedenle annesi vefat eden bütün dostlara en yüksek dereceden sabırlar diliyorum ve onların anneciklerine bol rahmet istiyorum. Hayatta olanlar için ise fazla söze gerek yok. Sadece imkansızlıkların kara toprak altına göçtükten sonraki süreçle başlayacağı, dünyanın daha aydınlık ve bilinir, yönetilir kavramlarla donatılmış olduğunu farkına varmaları yeterli olacaktır. Bu vesileyle sizleri doğuran annelerinizin ellerinden öpüyorum.
Tüm anneleri candan tebrik ediyorum ve her bayanın annelik duygusu ile donatılmasını temenni ediyorum. Ve yine bu vesileyle anne olmamış insanları hor görmemenizi, onların hayatını bilmediğiniz sebeplerle yargılamamanızı rica ediyorum. Bir sonraki konumuzda buluşmak üzere. Şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla ve sevgiyle ve takipte kalınız diyorum. Ve bir ilk olarak Türkiye Ajansı'nda yazmış olduğum yazımı bu Anneler Günü vesilesiyle ve özellikle de koronavirüs vesilesiyle videoya doldurmaya karar verdim. Bu da büyük oldu benim için. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ne kadar çok abone olursa o kadar çok mutlu olacağım. Ücretsizdir. Hem size ücretsiz hem bana ücretsiz. Dolayısıyla sevgiyle kalın. Bu da benden size güzel bir hediye, güzel bir anı olarak kalsın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.